Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün, daha doğrusu bu akşam ne yapıyoruz? Bu akşam anızları çizel çekiyoruz, yedili çizel. Yine şaseliyoruz arkadaşlar. Şu anki sürüm derinliğimiz tahmini 45-47 santimlerde falan. Üçüncü vitesin birinci vitesiyle gidiyorum. Yani üçüncü kademenin birinci vitesiyle seri 1 ile gidiyorum. Şu anki hızım tahmini 7-8 kilometre. Konuşamadım. 7-8 kilometrelerde falan. Dün akşam buraya gelmiştim. Dün akşam başladım işte buraya. Saatte bir 8 dekar falan yapıyoruz bu traktörle. Bu çizelle, bu vitesle, bu gazla. Ortalama dekara 1,5 litre falan yakıyor. Bu zamanlarda normal. Çünkü üst tarafta toprak bayağı bir kuru ama alt taraf güzel bir tavlı. Bir de biraz hızlı gitmemiz gerekiyor. Çünkü toprağı güzel yırtsın, güzel böyle kabartsın diye. Bu tarlada Aglika buğday ve Pinola cins arpa ekiliydi. Arpa dekara 704-705 kilolarda falan geldi. Yalnız Aglika buğdayda istediğimiz verimi alamadık. Buğday kurudu, hastalık yaptı. Yani ne atarsak atalım kurtaramadık buğdayı. Yoksa kardeşlenmesi çok güzeldi. Çok güzel bakım yaptık. Fakat kurtaramadık. Yapacak bir şey yok. Bu sene böyle kısmet değilmiş. Bak, yalnız arpadan gerçekten çok memnunum arkadaşlar. Ben ilk defa hayatımda bir arpadan bu kadar verim aldığımı hatırlıyorum. Bir buğdaydan da bu kadar kötü bir verim aldığımı hatırlıyorum. Geçen sene buğday güzel yapmıştı bu cins. 500-550 kilolarda falan yapmıştı. Fakat bu sene istediğimiz verimi alamadık işte. Buğdayda daha önceki videolarda, şu an kartlarda karşınıza çıkıyordur büyük ihtimal. Kartlara bırakacağım, oradan bakarsınız. Buğdayda maliyet analizi falan yapıyorduk. Şimdi gelelim buğdayda maliyet analizine. Bu tarlada Aglika buğday ektiğimiz andan itibaren biçmesi dahil dekara 300 lira masraf yaptık arkadaşlar. Dekardan da 300 kilo buğday kaldırdık. 1 lira 60 kuruşa sattık buğdayı toprak mahsulleri ofisine. Yani yaklaşık 450-470 lira aralarında, yani ortalama hesap söylüyorum size. Siz hesap makinesiyle yaparsanız net bir sonuca ulaşırsınız. Ortalama 470 lira bir kazancımız oldu. Bu tarlanın dekarından, o buğdaydan. Başka tarlalar için konuşmuyorum. Çünkü başka tarlalar için bu videoyu çekmemiştik. Diğer tarlalar 500-600-650 kilo verim yapan yerler var. Biz bu tarla için konuşuyoruz arkadaşlar. Dekara 300 lira maliyet ve 470 lira kazanç. Yani 170 lira kar demek. Yani 170 lira kar bir çiftçinin neyine yetecek? Burası 80 dekarlık bir tarla. İşte gerisini siz hesaplayın. Tarla benim, icar falan da vermiyorum. Yani icar versek şuraya 150 lira, dekardan 20 lira para kalacak yani hesabımıza göre. Bereket, saman güzel çıktı. 83 dekar bir tarla burası. 840 tane balya aldık. Yani dekardan 10 tane balya çıktı. Allah bin bereket versin. Yine de zararda değiliz. Fakat yani çok öyle ağam şahım beklediğimiz bir karda da değiliz. Eğer hastalık vurmasaydı biz 700 kilo bandında bekliyorduk. 650-700 kilo bandında bekliyorduk. Kısmet böyleymiş. Şimdi bu işlemi yapmamızın amacı bir, pulluğun oluşturmuş olduğu taban taşını kırmak. Zaten pullukla sürerken 20-25-30 santim civarında sürüyoruz.
Şu anda sürdüğümüz derinlikte 45-50 cm derelere yakınlıyor bazı yerlerde. O tavan taşını çok rahat kırıyoruz. Toprağı kavartıyoruz. Toprağın alt tarafı da hava alıyor böyle. Bakteriler için güzel bir yaşam sunuyor. Hem taban taşını kırmış oluyoruz, su toprağın altına daha da güzel böyle süzülecek, su toplama kapasitesini de yükseltmiş oluyoruz toprağın. Gece yapmamız sebebi hava serin. Hava serin olduğu için traktör fazla zorlanmıyor, hararet yapmıyor. Bu kabinde de klima yok maalesef, bu traktörün kabininde. O yüzden serin serin işimizi yapıyoruz yani. Gündüz sıcak da olsa öğlen vakti yanarız bu traktörün içinde. Bu şekilde yani arkadaşlar. Şöyle yine şaseliyoruz. Arkamızda 7'li çizel var. Bazı arkadaşlar diyecektir neden 9'lu takmıyorsun falan. Bir elimizde olan malzeme bu. Büyük ihtimal yakında bunu da değiştireceğiz. 9'lusunu alacağız bu çizelim. İki, Trakya'da şu an işlediğimiz toprak tipi kefir. Yani bayağı bir ağır toprak tipi var. Böyle Anadolu'daki işte kum veya işte ova yerlere benzemiyor. O yüzden traktörü kasıyor, tutuyor. Bazı TD85'lere görüyorum adam 11'li falan takıyor. Maşallah gidiyor abi, gürtüyor. Şu an saat 9.30 geçti. Hemen hemen ona yakın. Az önce kanalımda yeni bir video yayınlandı. Sahibi anlatıyor diye. Bir 54-35 Massey Ferguson'la balya bağladık arkadaşlar. O videoyu da kanalıma girip bulabilirsiniz. Onunla hatta şu an bir kartlara falan bırakmaya çalışacağım. Yukarıda sağ köşede görürsünüz artık onunla. Evet arkadaşlar, bu video böyle. Artık gidiyoruz geliyoruz. Çizel çekmeye devam ediyoruz. Lütfen adettendir bunu da söyleyelim. Kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol bereketli bir sezon diliyorum. Şimdi Trakya'da ayçiçeği falan başlayacak. Silajlık mısırlar başlayacak. Bakalım yine videolar gelecek. Takipte kalın. Hoşça kalın.